Herkese iyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam Civilization 6 ile yayınımızı yapıyor olacağız. Her şeyden önce iki anonsum var. Birincisi, haftaya oyuncularım, izleyicilerimizle beraber Hearts of Iron 4 multiplayer yapmak istiyoruz. Ve bize katılmak için Facebook sayfamızda bir Google dokümanı bulacaksınız. Oraya oynamak istediğiniz ülkenin yanına adını yazarsanız önümüzdeki hafta beraber multiplayer oynayabiliriz. İkinci duyurumdaysa bu akşam, daha doğrusu dün akşam ufak bir bağış aldım izleyicilerimizden birinden. Lazane bana Battlefield 1'i hediye etti. Kendisine buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Her ne kadar özel kanallardan teşekkür etmiş olsam da gerçekten yani çok mutlu oldum ben bu hediyeyi aldığıma. Neyse, çok uzatmadan oyuna geçeyim ben. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Single player diyeceğiz ve oyun yapalım. Şimdi öncelikle buradan liderlerin özelliklerine bakabiliyor muyum? Güzel. Selahattin Eyyubi. Ben de tam onu soracaktım. Oynanmak isteyen, oynamamı istediğimiz oyunlar var mı? Ülkeler var mı? Bana bunu söylerseniz ona göre başlayabilirim. King seviyesine oynayacağız çünkü Emperor'ı göze alamıyorum yeni oyun olduğu için. İlk başlangıçtan Epic'te oynayacağım. Biraz yavaş ilerleyecek olay. Map size large alalım. World Age. Şimdi tepe mi istiyorum? Tepe istiyorum. New alalım. Daha genç bir dünya olarak şey yapacağız. Onun haricinde bakalım. Standart, Rainfall, Standart, Sea Level, Standart, Resources, Standart. Bunu da standart yapabiliriz. Şimdi Score Victory'yi kaldıracağım çünkü Turn Limit'i hiç sevmiyorum ben, açıkça söyleyeyim. Krallıklar kim abi? Güzel soru, bakalım. Fransa var, Catherine de Medici ile kraliçeyle. Mısır, Kleopatra. Kutsal Roma İmparatorluğu, Almanya yani. Frederick Barbarossa. Hindistan tabii ki Gandhi. Sümerler var Gırgamış'ta. Yunanistan'ın iki tane lideri var. Biri Sparta'nın Gorgos'u, kraliçe. Diğeri de Atina'nın Periklisi. Perikliyiz. Norveç var Harald Hardrada. Japonya var Hojo Tokimine. Aztek Montezuma. Kongo Mbanwe Nzinga. Brezilya ikinci Pedro. Rusya'da Deli Pedro var. Ya da Rusların bildiği adıyla Peter the Great. İspanya'da 2. Filip. Çin'de Qin Shi Huang. Arabistan'da Salahaddin var. Amerika'da Teddy Roosevelt. Sifya'da Tomris. Roma'da Trajan. Ve son olarak da İngiltere'de Kraliçe Victoria var. Özel istedikleriniz varsa şu an yazın. 1-2 saniye bekleyeceğim. 1-2 dakika. Onun haricinde şimdi bir tane Selahattin Eyyubi ricamız var. Bir tane de Roma demiş Trajan'la. Biraz bekleyeyim. Bu süre zarfında nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz diye bir ufaktan sohbet edelim. Sizin ülke isteklerinizi belirtene kadar, yayın biraz geç olduğu için, arada fark olduğu için bekleyeceğiz. Roma. Ben bu süre zarfında özelliklerini şöyle anlatayım. Roma'nın ekonomik ve büyüme üzerine bonusları var. Selahaddin'in din ve bilim üzerine bonusları var. Şu an istenenler. Roma 2, 3 oldu Roma. Roma oynayacağız gibi duyuruyor. Agresif oynamak istiyorum bu akşam. Osmanlı yok maalesef. 3 Roma, 2 Selahaddin var. İyidir abi, seni sormalı. Benden değilik. Bir daha alalım adayları. Teker teker saydırma lan. Fransa, Mısır, Almanya, Hindistan, Sümerler, iki tane Yunan, bir tane Norveç, Japonya, Aztek, Kongo, Brezilya, Rusya, İspanya, Çin, Arabistan yani Salahaddin'in Mısır'ı işte de, Amerika, Sifia, Roma ve İngiltere. 3 Selahattin, 4 Roma oldu. Selahattin iyidir. Seni yerim.
Sümer 1. Sümerler olsun denmiş. Sümer 1. Şu an Roma ile başlayacağız diyor. 2 dakika daha bekleyeceğim, ondan sonra başlayacağım. Derken shit mi demeye çalışıyorsun? Brezilya dedi Baladran. Brezilya 1. Ben Roma'nın özelliklerine bakayım. Bu arada varsa başka isteğiniz, bir dakika daha bekliyorum, yazın. Roma'nın büyümek üzerine şey var. Kura yapalım. Yok, oylama yapıyoruz arkadaşlar. Arabistan. 4'e 4. Roma mı Arabistan mı? Karar verin. Son bir oy kabul edeceğim. Bizden biri derken bizden onlardan muhabbetine mi girdik? Kongo olsun ulan. Kongo güzel olabilir, evet. Kongo'yu ben açıkçası beğenmedim. Ben bu arada oyun hakkında biraz bilgim var. Bir tane Rusya geldi Adem'den. Uganda olsun, olmadı. Uganda yok maalesef. Sen ne istiyorsun abi? Ben hepsiyle oynayabilirim şu an. Benim oyun tarzıma Salahattin ve Trajan güzel uyuyor. Aynı zamanda ben Sparta ile oynamak istiyordum ama Sparta çok early game şeyi. Arabistan geldi ama Arabistan bir kere daha geldiydi zaten. Lazenkaski daha yazacağım demiş. Sus la. Modlarım, birbirinizi yemeyin modlarım. O zaman şöyle açıklayayım. Salahaddin'in özellikleri son peygamber. Doğal olarak hiçbir şekilde din yatırım yapmazsanız bile bir tane din alıyorsunuz. Yani İslam'ın ortaya çıkışını burada vurgulamışlar. Aynı zamanda dini binalarınız dini binalarınız bilim, iman ve kültür şeyini arttırıyor. Output'unu arttırıyor. Arabistan iyidir Eyyubi, eyvallah. 5'e 4 ile Salahaddin oynayacağız. Diğerlerini random yapacağım. Karşımıza ne çıkacağını bilmiyoruz. Vallahi çok heyecanlıyım. Start game diyebiliriz. From the first stirrings of life beneath water to the great beasts of the stone age to man taking his first upright steps, you have come far. Now begins your greatest quest. From this early cradle of civilization on towards the stars. The marriage of science and religion is a delicate balancing act, but one that you have mastered, Saladin. Your quest for knowledge is noble, and your people have a deep respect for you. But you need not rush into the unknown. Given time, the answers to life's most puzzling questions will find their way back to Arabia. Evet, bu arada seslendirmeyi Sean Bean miydi? Sean Ben mi diye okunuyor? Sivalti'ye yeniyiz diyelim. Şimdi bir hemen etrafa şöyle bir bakalım. Şu tepelerin altında ne var? Copper. Bakırımız var. Şarabımız var. İki tane de grain'imiz var. Aslında fena bir yer değil. Evet, buraya kurulacağım ben. Genelde başlangıç noktası güzel oluyor zaten. Şimdi bir şeyleri nasıl yapıyoruz? Buradan yapıyoruz. Scout yapmakla başlayalım. Bilim seçmemiz gerekiyor. Burada bilim ağacında değişiklikler var şimdi. Belli şeyleri yaptığınız zaman, mesela bir resource'u tarımını yaptığın zaman şey veriyor sana. %50 bonus veriyor. İlk güç araştırmada yok. Ne gidebiliriz? Bizim neye ihtiyacımız var? Senin tarlaya ihtiyacım var. Tarlayı direkt yapabiliyorum galiba, değil mi? Plantation'a gerek yok. Tamam. Pasture ve kampa ihtiyacım yok. Mine şu an için değil. Pottery ile başlayayım. 14 tur diyor. Biraz tabii oyun uzunluğunu uzun yapacaksa, uzun yaptığımız için, epic yaptığımız için bazı şeyler uzun sürüyor. Arkada çalan müzik ne lan? Çok tanıdık geldi arkada çalan müzik. Evet, dediğim gibi biraz turn fest olacak ama
böylesi daha keyifli oluyor. Böyle arkada kaldığın zaman ağırlığını hissediyorsun arkada kalmanın. Elmasımız var burada ve atımız var. Dım, 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 dım. Bu hangi şarkı bu? Bir tane şehir devletinin askerleri. Galiba Üsküdar'a giderken çalıyor arkada hakikaten. Tribal Village bulduk. Bunlar bonus veriyorlar. Eski Civ 5'teki Ancient Ruins vardı ya, oynayanlar bilir. Onun yerine o yazı bonusu verdi bana. Güzel. İki tane elmas var burada. Ne istekleri varmış. Oyuna yeni olduğum için biraz kurcalamam gerekiyor. Envoy sent 1. He. Aa, bana bonus verdi. İnşaat şehriymiş, endüstri şehriymiş. Quest olarak ne diyor? Trigger the inspiration moment for the state workforce civic. Şimdi şuna bir bakacağız. Open civics diye diyelim. Ne demişti state workforce? Büyük build and district. Ha, bir tane district yapmamı istiyor benden. Onun dışında tamam, 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 bonusumuzu aldık ilk tanıştığımız için. Üsküdar'a giderken değil mi? Bana da öyle geliyor. Evet, ben de alacağım lan, kıskandınız ki. Bir ay beklersen bu sefer ben sana hediye alabilirim. Daha doğrusu bir ay değil, önümüzdeki ayın 6'sına kadar. Kredi kartım şeyi ve maaşların yattığı günden sonra halledebiliriz. Etrafa bakmaya devam edelim biz. Burada denizimiz var, şu elmaslar için... Aha, barbarianlar benim. Şimdi o yeni oyunun yeni mekaniklerinden biri, barbarianlar önce size scout gönderiyor, izci gönderiyorlar. İzciyi hallederseniz barbarianların şehrinizden haberi olmuyor. Scout'umuzu gönderelim. Savaşçımızı peşine salalım diyeceğim ama arazi barbarianların avantajına. Evet. Bir scout daha yapacağım. Eski Civ 5 başlangıcımızdır bu iki scoutla. 216 lirayı fakire ver cennete gir. Yakalayamayacağız gibi duruyor scout'u. AP'yi sevmemin sebebi hız olarak ordularınız aynı hızda hareket ediyor. Yani orduların hızlarına azalma olmuyor. Üretim hızınız uzuyor, çağ atlamanız uzuyor, teknolojiniz uzuyor. Fakat ordularınız... Aa, village buldum. Ne? State Workforce. Aldım ve City State görevini tamamladım. İki tane envoyum oldu. Üç envoyda bonus üretim alıyorum bir tık daha. Sanmıyorum 4K olduğunu. 4K derken? Yayın 4K, evet. Bir dakika lan. 4K mı yayın? Çözünürlüğümün 4K'da olması lazım. Native 4K, aynen. Hop, yanlış yere bastım. Bu arada üretim özellikle Epic oynadığım için çok... No somos Felipe, rey de España y Portugal. Empero, por encima de todo, somos fieles devotos de la única y verdadera religión. Philip, ikinci Philip'le tanıştık. İkinci Philip, bu arada ufak bir tarihi bilgi vereyim burada. Bir dakika, boğa dövüşü görmek istiyor musun diyor bana. Evet, gidelim şehrini görelim. Philip'in şehri burada, Madrid. Yakınım bayağı Philip'le. Bu biraz sıkıntı olabilir. Kuzeyimde Brüksel vardı. Ha, ikinci Philip bu büyük armada var ya, İngiltere'ye çıkartma yaptıkları için. İspanya'nın İngiltere'ye çıkartma yaptığı, herkesin bilir, Elizabeth'in yendiği kraliçelik döneminde. O armadanın kurucusu. İspanya'nın en güçlü olduğu zamanın lideri yani. Herif dünya olmuş, say say bitmiyor. Aynen öyle. Süleyman'dan beter. Barbarları yakalayamayacağız ya. Bu arada yeni özellik artık tepelere çıktığınız zaman şeyi kullanamıyorsunuz. Saldırı. Evet, ilk teknolojimi araştırdım.
Şimdi bunu boostladık. Kütüphane ve kampüs yapabiliyorum. Evet. Bir yazıyla başlayalım araştırmaya. O süre zarfında da tarla inşa ederiz diye umuyorum. Hafiften bir siyah ekran olacak, kusuruma bakmayın. Şimdi din ve bilim için maalesef şeyim yok. Yakınımda bonus aldığım şurası var. Buraya yapacağız muhtemelen bir tanesini. Ya da şuraya yapacağız eğer yetişebilirse oraya kadar. Neredeymiş şehir? Ha orada. Tur geçelim. Of, kapatacağım yayını şimdi, kanser etti. Ben Roma kafanıza vurdum dedim ama barbar oldu, barbar da olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullah demiş. Pure Lover Man. Chatte biraz üsluba biraz dikkat edersek çok mutlu olurum arkadaşlar. Çok küfür, yani gereksiz, yersiz küfür sevmiyoruz. Muhtemelen timeout'tur. Şimdi barbarlar bize saldırıyor buradan. Onun önünde orada durursak eğer kilitleriz onları oraya. Aynen. Bir küfür Teo, ikinci küfür ban. Yani böyle ağır ve gersiz küfürler. Tabii bazı durumlarda hadi be tarzındaki küfürleri hani şey yapmıyoruz. Evet, barbarları bitirdik. Ağızlarına vurdum. Geçelim yavaştan. Bu ne? Bu İspanyol izcisi. Bu da buraları araştırıyor. Burada ne var? Barbar kampı mı var burada? Aa, çok pis olacak benim için. Şu yöne doğru gönderelim izcimizi. Şimdi herkes küfür ediyormuş. Bana delege gönderdi. Delegeleri kabul edelim. Anladığım kadarıyla yeni bir diplomasi sistemi var oyunda. Bunu da avantajımıza, lehimize kullanmamız gerekecek. Benim bu askerler seri bir şekilde seviye atlayacak. Barbarların bana sürekli kafa atmasından dolayı. İkinci scoutumuz doğdu. Şuraya bir bakalım neymiş burası. Barbar kampıysa dedim ve bakamadım tepeler yüzünden. İlgimiz olsun da ona göre bir önlem alayım ben. Yeni üretim. Şimdi işçiye ihtiyacım var. Ya da savaşçıya mı ihtiyacım var? İşçi yapmak istiyorum ben. Diplomasi deleted link, küfür etmeyin hadi be, hadi be. Espri teosu. Bu arada evet arkadaşlar, yeni gelenler için söyleyeyim. Çok kötü esprileri üst üste yaparsanız da teo yiyorsunuz. Bizim chatimizi spamliyorlar genelde bu şekilde bazı arkadaşlar. İsim verip rencide etmiyorum. Şunu alabilir miyiz ya? Hoş geldin cengele yarı. O Barbarian Scout'u buraya kitlememiz lazım. Sıkıntı yok, buradayım. Bütün şeylerim burada zaten. Modlarım. Onları ne güzel yere kurmuşum ben öyle ya. Gelen saldırıyor, geçen saldırıyor. Rahat ediyorum ben burada. Yakalayabiliyoruz mu onları? Niye karşıya geçemiyorum? Allah Allah, nehrin karşı kıyısına geçmeme izin vermiyor. Evet, o dediğim gibi ordularda yeni... Küçük devletlerle arkadaşız, bunun farkına varmanız iyi oldu de benim dedi bana. Evet. Enacting new policies in our government. It is not wisdom but authority that makes a law. Evet. Bilgelik değil, otorite yasayı üretir demiş Thomas Hobbes. Hiç sevmem kendisini. Şunu açacağım öncelikle, disiplin. Barbarlarla savaşırken bana bonus veriyor. Ve production artı bir açacağım. Bu yeni devlet sistemi bu arada. Kültürle araştırdığınız şeylerden... Discover a second one. Şimdi hangisini açmaya başlayalım? Foreign trade mi önemli? Early Empire veriyor. Heavy ve Light Unit 2 Wonder'lara veriyor. Craftsmanship'le başlayacağım. Ben atmadım, kim attı demiş. Lazane aslında güzel. Aynen, timeout'lar Lazane'den sorulur. Şu barbarları orada kitlemem lazım. Keşke karşı kıyıya geçseydim. Neyse. Ama unutursa GG. Seni var ya yerim demiş. İsim belirtmen. Özgün mü Kaan mı hakikaten?
Evreka. Ne yaptık? Nasıl açtık bronze working'i bilmiyorum. Hemen bakalım bonusu neymiş. Bronz işçiliği. 3 barbar ünitesi öldürünce açılıyormuş. Güzel. İşçilerimin de yarısını tamamladım. Keşfe devam edelim. Daha var. Şu arazimi 3 aşağı 5 yukarı kavradım. Bir dağ sırası burada var. Bir dağ sırası burada var. Bir de şöyle kuzeyde dağlar var. Yani aslında gayet korunaklı bir noktadayız şu an. Şurada da dağ varmış mesela. Buradan geçmek için şu 4-3 tayalı savunmak gerekiyor. Buradan da 3 tane galiba ya. Şurası deniz olması lazım. 3 tane de burada var. Eğer şehri şuraya bir yere koyarsam bu bölgeye hakim olurum. Bir tane de içeri doğru kaynak bulursam eğer burada buraya şehir kurarsam çok net bir şekilde şeyim olacak. Savunmam olacak. Oradan açılmak rahat ederiz. Açılmak için rahat ederiz. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Yahren izleyen tek sen değilsin. Ses mi gitti arkadaşlar? Yeni modlar türemiş. Sattın sen bizi Orçun. We have recently gained advanced knowledge in city planning. Creating districts in our cities can be much more powerful. Writing means sharing. It's part of the human condition to want to share things. Thoughts, ideas, opinions. Paulo Coelho. Yazmak paylaşmak demektir. İnsan olmanın doğasında bir şeyleri paylaşma ihtiyacı zaten vardır. Fikirleri, düşünceleri, bakış açılarını. Demiş Paulo Coelho. Deniz bulduk. Vallahi çok... Niye beni sağ tarafa tıklayınca aşağı atıyor acaba? Ben öldüm mü ona baktım. Bab ne haber? Ses iyi, sıkıntı yok. Tamam, panik yaşadım ses yazınca siz. Yalnız ben bu barbarları neden sürekli bana kafa attığını anlamadım. Evet, ilk tecrübe puanını kazan. Cennetin ölümsüz evladı Yüce Qin Shi Huang. Tanıştığımıza memnun olduk diyelim. Yakınlarda bir şehrimiz var. Olur. Qian da buradaymış. Brüksel'in ardında ne var acaba? Tundra. Demek ki kuzeye yakınım. Zaten haritanın ucunu görebiliyorum. Güney nerede kalıyor? Ha, diğer ucunu göremiyorum daha. Evet, Üsküdar'a giderken çalıyor. Şimdi yeni bir promotion sistemi var. Eski Civ 5 oynayanlar için biraz farkını anlatayım. İki daldan ilerleyebiliyorsunuz. Şuraya komandoyu veya amfibiyası açtığınız zaman da aralığında değiştirebiliyorsunuz şeyleri. Şimdi ilk şeyimizi Battle Cry açmak istiyorum. Cliff Walls. Cliff'leri... Cliff'ler bunlar mı oluyor? Arazi tipini. Tool tipim nerede benim? Galiba komandoyu açtığın zaman bunların üzerinden geçebiliyor. Aa, çok iyi. Ve şey durumu var. Eğer sıranızda rütbe atlarsanız orduyu hareket ettiremiyorsunuz. Yeniliklerden bir tanesi. Müzik güzel, aynen öyle. İşçim ne ara gelecek? Ben 5 durum varmış işçinin gelmesine. İşçilerde de değişiklik var. Ya 4 ya 5 defa galiba upgrade edebiliyorlar, sonra bitiyor. Ama upgrade'leri hemen oluyor. Bu Civ 5'in böyle her yeri tarla yapmanızı, sürekli otomatik alıp işçiyi tarla yapmanızı hani hatırlayan vardır belki. Engellemek için o sistemi yapmışlar. Yalnız bunların hepsi tarla kurmuş. Ben daha bir şey kuramadım. Mehter Rus. Özde etmedi değil. Experience verdi bana orası. Aynen, Civ 5'teki Mehter çok güzeldi. Yayın yapanın ismi Özgün arkadaşlar. Ben Özgün.
Bu arada insanlar grafikleri biraz kötü diyorlardı ama bence grafiklerde hiçbir sıkıntı yok. Özellikle şu keşfettiğiniz alanların böyle daha sonrası kapalıyken harita gibi gözükmesine bayıldım. Tek kelimeyle. Promote edince 5'te de tur gidiyor ona. Brüksel'i bulduk. İlk biz mi bulduk Brüksel'i? Hayır, başkası bulmuş. Demek ki buralarda bir yerde bir şehir daha var. Oo, Barbarian. Geri çekilelim. Şuradan Labs diye kampa yürümem şekil oldu yalnız. Yeni bir şehirle karşılaştı diyor. Osmanlı var. Pure Lover Man, lütfen. Tövbe tövbe ya. Yani arkadaşlar, bazı insanların ilgiye ihtiyacı var. Yani ailelerinden göremedikleri ilgiyi bu şekilde görmek istiyorlar. Ondan kaynaklanıyor. Şuraya doğru gidelim. Evet, işçim bitmek üzere. Bu gözcüğümü kaçıracağım oradan. Gözcüler tahmin edebildiğiniz gibi iyi dövüşçü değiller. Ay ay. Özgün, sen sıkma canım. Hiç sıkıntı yok ya. Yani ben gayet iyi biliyorum şey durumunu. İnsanların neleri, ne çeşit insanlar olduğunu. Evet, tarlalarımızı yapmaya başlayalım. Şuradan bir işçiyle tarlayı kurduk muydun? Yeni bir üretim şeyi seçmemiz lazım. Şimdi kampüse ihtiyacım var. Ama kampüsün bonusunu da almaya ihtiyacım var. Ne kadar param var? 227 altınım var. Fena değil. Nereye kursak şey olur? 3 tile'm olmasa da. Takip için teşekkür ediyorum. Şuraya alsak 2 kare. Aa, vermedi bana burayı. Alamadım. Tamam, neyse, şimdi sıkıntı yok. Üretim seçelim. O zaman şimdilik kampüs yapmayacağım. Savaşçı istiyorum bir tane daha. Çünkü benimkiler biraz uzakta. Ondan sonra da ülkeyi kalkındırmaya geçebiliriz. Bu arada şu işçiyi kullandığımız zaman da 3 defa şey alacağız. Buraya %50 bonus alacağız. O yüzden özellikle seçtim onu. Dağları değil kendilerimizi fethederiz demiş Sir Edmund Hillary. Kim olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Ama Everest tepesini bulduk. Ve tabii ki astroloji bilgim gelişti. Bu yeni sistem, yeni teknoloji sistemi ve bonus almanız özellikle uzun süreli oyunlarda muazzam etkili. Ne veriyor acaba? Takip için teşekkürler. Evet, ikinci tarlamızı yapalım bu süre zarfında. Bu arada yeni bir işçi özelliği daha var. Üzerinde bulunduğunuz tile'ları kısa dönem etkiler için toplayabiliyorsunuz. Yani bir sonraki de gösteririm. Yaş gösterecek kaynağım kalmadı ama mesela şu şeyi belli bir nüfus şeyi karşılığında, şu tarlayı belli bir nüfus karşılığında komple yemeğe çevirebiliyorsunuz işte. Ama tarla yok oluyor. Şey, bu un galiba bu. Un değil. Neydi lan Beat'in Türkçesi? Selahattin Eyyubi ile Arabistan oynuyoruz. Çok ilginç şekilde Selahattin Eyyubi'yi Arap saymışlar. Ama yani zaten halihazırda bir Mısır medeniyeti olduğu için öyle bir şey yapmışlardır diye tahmin ediyorum. Kaç tek charge'ı kalmış zaten. Bunu da geliştirirsek aynen öyle. Craftsmanship'i büyük bir bonus aldım. Yeni emirlere ihtiyacımız varmış. Şöyle güneye doğru gidelim. Biri takip edip bırakıyor mu yoksa yeni birileri mi takip edeyim bilmiyorum ama yine de hoş geldin. Eskiysen de yeniysen de. Buğday. Buğday değil ya. Başak. Buğday başağı. Yani işte, tamam, buğday yani. Buğday başağından buğday üretiyorsun da. Hani arada bir tık fark var. Mesela bak. İki işçi yerine diğer AI şu an şeyle başlamış. İki scout yerine bir işçi bir scoutla başlamış. Benim takip niye çıkmadı? Sele 3 Garfli. Eskiler takip basıyor.
Eyvallah. Onlara da tekrardan hoş geldiniz diyorum. Onların da ilgiye ihtiyacı var. Oyun hakkında şu ana kadar. kömür madencisinin karısından daha çok şeyi hak eden kim diyor. Kreditin Türkçesi neydi işte. Övgüyü diyelim. Oyun hakkında şu ana kadar. Takipçi teşekkürler. Açıkçası ben çok beğendim. Özellikle şu an keşfettiğim kadarıyla grafik sistemini ve sürekli övüp durdukları şu özel görevler var ya. Bunları muazzam hoşuma gitti ya. Özellikle o uzun süreli oyunlarda böyle şeylerde %50 bonus muazzam bir fark yaratıyor. Bu bana şarap veriyor mu veriyor. O zaman ırgatlığı araştıracağız. Ama dinde çok acele etmemize gerek yok. Eski arkadaşlar lütfen bırakıp takip etme işine bir şey yapabilir miyiz? Stop verebilir miyiz ya? Ya yeni gelen biri olursa ona hakkını yiyeceğim. Biraz daha sinirlenip cevap vermeyip... Vermiyorum cevap diye. Şeylik yapıp. Hem eski hem yeni. Yeniler hoş geldiniz. Eskiler siz de hoş geldiniz. Özgün ne düşünüyorsun oyun hakkında? Şuraya kadar. Onun dışında... yeni asker geliştirme sistemleri çok hoşuma gitti. Onu da açıkça söyleyeyim. Map çok mu kahverengi yoksa map'in özelliği mi o? Açık olmayan yerler harita şeklinde, yani burayı el çizimi harita şeklinde tasarlamışlar. Gayet de şık olmuş, ben çok beğendim onu. Ben yeni geldim, troll. Lan troll yapmayın. Yok, senin için değil, Mr. Tenci galiba ya da Mertenci olabilir. Bazı eski arkadaşlar bırakıp tekrar takip ediyorlar da onlar için yazdılar onu. Şu yönde bir şey gördüm diyeceğim. Barbarlar olmasa gidebilirdim. Ülkeye özel olabilir gibime geldi ama onun dışında haklısın. Dawker. Yok, ülkeye özel değil arkadaşlar. Bu haritanın şekli harita gibi olması. Yani parşömen üzerine harita şeklinde durması. Oyun günümüze kadar geliyor mu yine? Geliyor. Ha. Benim scout'umu rahat bırakır mısınız? Benim buralar biraz çöl, biraz yeşillik. Bak mesela buralar yeşil. Çöl olduğu zaman şöyle gösteriyor. Bu şey şeklinde. Ne deniyor? Çöl, kum tepesi şeklinde gösteriyorlar çölleri. Oradan ayırt edebiliyoruz. Şurada bir şey var ya da Çin ikinci şehrini kurdu. Oraya bir bakalım. Biz şeyimizi, gözcüğümüzü kaçıralım buradan. Can! Ban, kime ban? Arkadaşlar tamam, hani biliyoruz faşist bir yönetimimiz var ama o kadar da faşist değil. Skill without imagination is craftsmanship and gives us many useful objects such as wickerwork picnic baskets. Hayal gücü olmayan yetenek craftsmanship'tir. Üretimciliktir diyeyim. Ve bize bir sürü işe yarar obje verir. Piknik şeyleri, çantaları gibi demiş Tom Stoppard. Çok yaratıcı konuşmuş. Şimdi değiştirmek istediğim bir şey var mı? Orduya mı? Şu an disiplin kalsın, daha sonra değiştiririm onu. Choose a civic. Ha, yeni bir civic araştırmam gerekiyor. Military tradition. Ha, bunu açtık, bundan başlayalım. Bir de barbar outpost'u temizlemem gerekiyormuş. Ordumu da yavaştan geri getirirsem. Neden hep sonuna kadar yazıyor? Tilt oldum şu an. Sonuna kadar ne yazıyor? Anlamadım. Çengele yere. Şurada bir barbar encampment var gözüküyor diyordu. Onu bir kontrol edeceğim. Şimdi şurayı satın alabiliyor muyum? Evet. Ne diyor? Tamam. Şurayı açalım. Buraya bilim district'ini yapacağım. 13 tur sürecek. Scout'u. Burada şey yapabiliyor muyum? Fortify Antetil diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. İsmini belirleme için. Özgün de yazılabilir. Ha yok, iki kişiyiz ya. Şimdi bir Kaan var. Bir de ben varım, Özgün. Yani o yüzden yazılanlar arasında anlaşılsın diye. Changchun. Çin yeni bir şehir kurmuş. Çin biraz hızlı gidiyor. Hoş geldin buddy, go go go. Takip için teşekkürler. Buradaki outpost'u temizlemiş galiba İspanya.
Şimdi ben bu şeyleri biraz çözeceğim. Ne deniyor bunların adına? Şu scout'u yakalayabiliyor muyuz? Hayır. İnşallah district'i mi yakmaz? Yeni inşa ediyorum daha onu. Yok Türk, biz yeni dil uydurduk. Öyle demek istemedi kahraman. Yok, bu oyunda Türkler yok. Ama eski Türk kavimlerinden Scythia kavimi var. Çok eski yani, Tatar daha ziyade Türk'ten. Ama kimi tarihçiler Tatarları da Türk sayıyor. Göçebe. Türk göçebe geleneklerini taşıyan bir ülke olduğu için. Yani Türk diyorum. Niye geçemiyorum ben buradan karşıya? Şu izciyi şu güneye doğru şuralara bir bakalım. İspanya ikinci şehir kurmuşum, onu görelim. Bugün sadece Civ var Emir Ali, evet. Civ 2 19 MB demiş Lazayn. Hakikaten ha. Eskiden oyun boyutları ne güzeldi. Diskete sığıyordu. Orayı yakarsan senin evine, yurduna, bulduğum yere hakikaten acımam. Yeni görev verdiler mi bunlar? Görevi yok. Bunun bir tane görevi var. Büyük general şey yapmamı, üretmemi istiyor. Yayının akışına bakın. Gandhi şerefsiz hala bomba atıyor mu? Thousands have lived without love. Not one without water. Binlerce insan sevgisiz yaşadı ama hiçbiri susuz yaşayamadı diye bir söz varmış. Kimin olduğuna bakmayı unuttum. Şöyle bakalım. Buraya doğru gitmem gerekiyor. Araştırma seçerim. Metal işçiliğinin bonusunu açtık. Ama astrolojiyle başlayacağım. En azından ilk din bonuslarını almam lazım. Tenochtitlan. Scowling Lord. Tenochtitlan'ın kaşların çatan lorduyum diyor. Onur diyelim. Yerimizi de söyleyelim. Buradaymış Tenochtitlan. Yani buradaki medeniyet şey çıktı. Yalnız Aztekler bana doğru bir tane settler gönderiyor. Erken savaş sebebi olabilir bu. Şu diplomasiyi biraz kurcalayacağım. Bir anansımız var. Make a deal. Bir şeylere bakalım. Ticarete bakalım. Sadece para mı var elimizde? Tamam. Arkadaşlık declare friendship diyebiliyorum. Çin'le declare friendship diyebilirim. Gossip level'ımız yok. Ha bak, bu da diğer ülkelerle ilişkilerini görebiliyorum. İspanya ile arası iyiymiş. İspanya Çin'le arası kötü. Çin bir şey yapmış. Arkadaşlık diyelim diyeceğim. Çin beni yeterince şey bulmadı. Değer bulmadı arkadaşlığa. Şerefsiz Çin. Tamam lan. Ben de kendi arkadaş grubumu kurarım. Bence Osmanlı veya şey değil, Selçuklu değil, Türkiye Cumhuriyeti olmalı. Yani kurucusu Mustafa Kemal'le beraber Türkiye Cumhuriyeti çok çok yakışır ve çok uzun zamandır yani yapmıyorlar ben ne zaman. Yani galiba bir oyunda vardı ama mod muydu hatırlamıyorum bir oyununda şeyin. Civilization'ın. Yalnız bu İspanya nasıl bu kadar çok şey yapıyor? 3 tane savaşçı yapmış. Şu an İspanya'dan daha zayıf vaziyetteyim. Tamam, ilk Çin'i alıyoruz. Çin uzak olmasa öyle diyeceğim de. Çin yeni... İşte dedikodulara göre Çin yeni bir tanrıya tapınmaya başlamış. Neymiş? Tepelerin tanrısı anladığım kadarıyla. Ben bayağı geride kaldım galiba. Tabii King seviyesinde oynadığım için AI'ya biraz bonus var. Oradan bir fark yaratıyor ama sadece onunla değil herhalde. Aztekler yerleşim tanrılarına tapınmaya başlamış. İlk hedef Çin'den öcalınacak tabii ki. Parayla işçi satın al... Bug mı oldu orada? Bayağı uzun sürdü dövüşü bitirmeleri.
Nereye doğru açmam lazım? Galiba batıda şey kaldı. Tenochtitlan'ın doğusu kaldı. Burada da şuraya doğru ilerleyelim. Bu kim? Çin. Çok değişmiş oyun demiş. İspanya nehir tanrılarına tapınmaya, nehir tanrıçasına tapınmaya başlamış. Tabii ilk şey olduğu için, daha ilk çağ olduğu için din yok elimizde henüz. Burası denizmiş. Yani şu muhtemelen şurası da bir burundur. Burada da denizdir. İlk kıtayı tamamıyla açtık gibi duruyor bizim kıtamızı. Yalnız kuzey güney şeklinde kıta olması ilginç olmuş. Onu söyleyeyim. Bu şehri nereye kuracak onu bir takip edeceğim. Aa, iç şeyinden geçemiyorum. Şimdi tamam, sen şöyle gel. Bizim de bir şehir daha kurmamız lazım artık. Yani ya şu çikolataları almak için buraya kurup Madrid'in öfkesini göze alabilirim. Burada fortify ol. Siz... Sen değil, scout şurayı takip. Aa, saldırma. Tamam, burada kal sen. Sen de buraya kurup şimdilik. Konumumdan dolayı bana çok barbar istilası gelmedi. Ve benim burada doğal bir sınırım var. Yani uzun, ince bir şekilde şu nehir boyunca yayılabilirim. Daha sonra da şu kaynaklara çökebilirim. Ama her şeyden önce şuraya bir şehir kuracağım. Çünkü elmas. Ve ikinci bir şehre ihtiyacım var. Çünkü oyunun yeni yapısı itibariyle tek bir şehirle halledemiyoruz her şeyi. Bildiğim şey, merkezimizi de kurduk. Otur. Mısır'da öyle tanrılar. Nehir tanrıçası tanıştırır beni oldu. Ben de tanışmak istiyorum. Burada bir barbar şey varmış. Yeni üretim. Kütüphane üretebiliyorum ama işçiye ihtiyacım var. Hem şurayı açmak için şu ikisini. Biraz bilim bonusu aldık. Aztek yeni din kurmuş. Hinduizm. Aztekler Hinduist oldu. Sivir'in en sevdiğim yanlarından biri saçma sapan bağıntıları. A physician without a knowledge of astrology has no right to call himself a physician. Physician, buradaki physician fizikçi değil, doktor. Eski çağ şey Hipokrates söylediği için. Astroloji bilgisi olmayan bir doktor kendine doktor deme hakkı yoktur demiş. Burada bir enkamp gözüküyor. Ben oraya doğru adamlarımı yollayayım. Seni de doğuya doğru yollayayım. Ne güzel davullar çalıyor arkada. Güneş tanrısı var, ney tanrısı mı olmayacak? Her şeyin bir tanrısı var acı. Evet, bilim merkezi kurduğumuz için araştırmalarım da kısaldı. Demiri açıyor. Aa, Battering Ram diye bir yeni ünite eklenmiş. Şu an için denizciliğe ihtiyacım yok. O yüzden bronzu... Bakalım. Wonder Montezuma Stonehenge yapmış. Eski Wonder'lardan kim kaldı? İspanya bana tüccar yolladı galiba. Buraya doğru yol geliyor çünkü. My liege, we are beginning to attract the attention of the great people of the Great people puan aldım herhalde. The more we will draw in specialized great people. Tamam, şu yönde devam edeceğiz. Kamplarını ben yanından nasıl geçtim ben kuzeyi açarken? Hocam İngilizcem bayağı iyi senin galiba. Aynen öyle dostum. Welcome to the United States of America. If you conduct yourself well, you can consider us friends. Teddy Roosevelt. Onur diyelim. Evet, evlerini ziyaret edelim. Teddy Roosevelt da burada. Galiba 5 large seçtiğime göre 10 ülke var. Evet. Muhtemelen şey olacak. Yeni bir devletle tanıştık diyor. Çin değil mi o? Evet. İspanyol savaşçıları buradaki barbarları temizlemeye çalışıyor. Peki. Niye böyle bir şey yaptı? Devam edelim Amerika'nın oraları açmaya. Tepelerde savaşacağız. Kaç hasar verdi peki? 43 hasar verdi. Güzel. Rahat tokatlarım o grubu.
Evet, bu kadar şişman, yani görüntüyü bu kadar güzel yapamazlarmış, öyle söyleyeyim. Montezuma. Montezuma benimle arkadaş mı olmak istiyor? Yok. Beni tasvip ettiğini söyledi anladığım kadarıyla. Değil de sağ alttaki harita yok, sol altta var. Birkaç canı nasıl samış barbar gördüm burada. Onu bunlarla alayım. Bunları kuzeye doğru yollayayım. Şuradaki kampı temizleyeceğiz. Şu yöne doğru açmaya devam edelim. Yer değiştirmişler. Yok, şu var ya... ünite şeylerini gösteren şeyle harita yer değiştirmiş. Next turn hep sağ alttaydı. İspanya nasıl benim toprağıma giriyor ayıp da sorması. Ben ona şey vermedim. Bir savaş falan mı açacak acaba? Oyunu yenilirsem çok gülerim yalnız.